11. Katerina Vasilievna'nın Vera Pavlovna ile tanışması işte böylece gerçekleşti. Ertesi gün sabah erkenden doğruca Vera Pavlovna'ya giden Katerina Vasilievna akşam evlerinde Biumont'la karşılaştı. Biumont bu işe öyle ilgi duyuyordu ki Katerina Vasilievna'nın Vera Pavlovna'dan ve onun yapmakta olduğu işten hoşlanıp hoşlanmadığını öğrenmek istiyordu. Katerina Vasilievna çok heyecanlıydı. Eski kederli, düşünceli hali gitmiş, bunun yerini taşkın bir sevinç almıştı. Beaumont'a büyük bir coşkuyla gördüklerini anlatıyordu. Oysa aynı şeyleri bir kez de babasına anlatmıştı ama heyecanı yatışmamıştı. Ve anlatması biteceği de benzemiyordu. Nasıl heyecanlanmasın Katerina Vasilievna? Canlı, hayat, hareket dolu bir iş bulmuştu. Beaumont anlattıklarını büyük bir dikkatle dinliyordu. Ama bir dakika... Katerina Vasilyevna'nın anlattığı türden şeyleri böyle dinlemek olacak şey mi? Neredeyse öfkeyle Mr. Beaumont dedi. Doğrusu beni düş kırıklığına uğrattınız. Anlattıklarım sizi hiç mi etkilemedi? Kupkuru bir ilgiden başka bir şey yok yüzünüzde. Katerina Vasilyevna Unutmayın ki ben bütün bunları daha önce bizde, Amerika'da gördüm. Benim için ilginç olan yalnızca bazı ayrıntılar. İşin özünü çok iyi biliyorum. Sizin için çok yeni olan bu girişimi başarıya ulaştıran kişiler ilgimi çekiyor benim daha çok. Yani olayın kendisine değil, onu yapan, yürüten kişilere ilgi duyuyorum. Örneğin Bayan Kirsanova üzerine bana neler söyleyebilirsiniz? Hiç kuşkusuz çok çok hoşlandım ondan. Bütün bunları öyle büyük bir sevgiyle anlatıyordu ki bana. Bunu daha önce de söylemiştiniz. E öyleyse daha başka ne anlatmamı istiyorsunuz? Daha başka ne söyleyebilirim ki size? Gözümün önünde öylesine büyüleyici şeyler dururken ona dikkat edecek halim yoktu ya. Aslında haklısınız. İnsan kendini bir işe kaptırınca kişileri unutur gider. Ama yine de Bayan Kirsanova konusunda bana söyleyebileceğiniz başka hiçbir şey yok mu? Katerina Vasilyevna belleğini zorladı. Ama yine de Vera Pavlovna'nın üzerinde ilk anda bıraktığı izlenimlerden başka bir şey bulamadı. Dış görünüşünü, konuşma biçimini, bir insanla ilk kez tanışıldığında dikkat çeken neler varsa hepsini anlattı. Bunlardan başka? Bunlardan başka gerçekten bir şey hatırlamıyordu Vera Pavlovna'ya ilişkin. Kafasını dolduran her şey atölyeye ilişkindi. Bir de Vera Pavlovna'nın atölye konusundaki açıklamaları. O bu açıklamaların hepsini anlamış, aklında tutmuştu. Ama Vera Pavlovna konusunda ilk karşılaşmalarındaki birkaç sözcük ve ilk izlenimler dışında bir şey hatırlamıyordu. Bayan Kirsanova konusunda sizden çok şey öğrenme umudum bu kez gerçekleşmemiş bulunuyor. Ama bu konuda yakanızı bırakmayacağım. Birkaç gün sonra size yeniden onu soracağım. Madem kendisi sizi bu kadar ilgilendiriyor, neden gidip doğrudan tanışmıyorsunuz? Bunu ben de istiyorum. Kim bilir, bir gün bu dediğiniz de olur. Ama daha önce onun hakkında öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmek istiyorum. Beaumont bir anı kirciklendi. Size söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm. Ama galiba en iyisi söylemek. Sizden bir ricam var Katerina Vasilievna. Onlarla olan konuşmalarınızda şu ya da bu şekilde benden söz etmeniz gerekirse sakın Vera Pavlovna hakkında size sorular sorduğumu ve kendileriyle tanışmak istediğimi söylemeyin. Katerina Vasilievna'nın yüzü birden ciddileşti. Ama bu iş esrarengiz bir hal almaya başladı Mr. Beaumont. Kendiniz gizli almak ve benim aracılığımla onlar hakkında bilgi toplamak istiyorsunuz. Evet Katerina Vasilyevna. Bunu size nasıl açıklayabileceğimi bilemiyorum. Galiba şöyle söyleyebilirim. Onlarla tanışmaya çekiniyorum. Ama bütün bunlar çok tuhaf Mr. Beaumont. Haklısınız. En iyisi açıkça söylemek. Çekiniyorum çünkü onların benimle tanışmaktan hoşlanmayacaklarını düşünüyorum. Aslında benim adımı bile duymuş değiller. Ama onların yakın çevrelerinden biriyle aramızda bir takım tatsızlıklar geçmiş olabilir. Hatta onlar bile benden yana tatsız bir takım şeylere tanık olmuş olabilirler. Onun için önce kendilerinin benimle tanışmak isteyip istemeyeceklerini öğrenmeliyim. Bütün bunlar çok tuhaf Mr. Büyümont.'' Ben dürüst bir insanım Katerina Vasilyevna. Sizi hiçbir zaman ayıplı bir duruma düşürmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Sizinle bu daha ikinci görüşmemiz ama inanın size derin saygı duyuyorum. Sizin dürüst bir insan olduğunuzu ben de görüyorum Mr. Beaumont. Ama yine de... Eğer beni dürüst bir insan olarak görüyorsanız sizi arada bir ziyaret etmeme izin verin. Böylece ben de siz bana tam olarak güven duyduktan sonra Kirsanovlar konusundaki soruşturmamı devam edebilirim. Ya da daha iyisi onlardan söz etmekte bir sakınca görmediğiniz, bana tam güvendiğiniz zaman sizden rica etmeme gerek kalmadan siz kendiniz bana onlardan söz edin. Ve benim bana onları anlatmanız konusundaki bu ricam bu konudaki son ricam olsun. Nasıl kabul ediyor musunuz? Katerina Vasilyevna hafifçe omuz silkerek, ''Rica ederim Mr. Beaumont'' dedi. ''Ama yine de kabul edersiniz ki bu sözlerimle size güven değil güvensizlik veriyorum değil mi? Haklısınız. Ama ben bu güvensizliğiniz geçene dek bekleyeceğim. 12. Biumont sık sık polozolları ziyaret etmeye başlamıştı. Neden olmasın diye düşünüyordu ihtiyar. Biumont yaban atılacak bir insan değil. Eski durumumuz olsa Katya kuşkusuz kendine çok daha iyi bir koca bulabilirdi. Ama Katya o zamanlarda ikbal peşinde koşan bir kız değildi. Şimdi ise bundan iyisi can sağlığı. Gerçekten de Beaumont yaban atılacak bir insan değildi ve Katya için uygun sayılabilirdi. Bir kez bundan böyle hep Rusya'da kalacağından, çünkü Rusya'yı ana yurdu saydığından söz ediyordu. Sonra ciddi, aklı başında bir insandı. 30 yaşında olmasına karşın sıfırdan başlayarak kendine iyi bir yer edinmişti. Gerçi Rus olsaydı Polozovo'nun soylu olmasını isterdi ama yabancılarda, özellikle Fransızlarda ve bunlardan da çok Amerikalılarda böyle şeyler aranmıyordu. Amerika'da adam bugün kunduracı çırağıdır, yarın bir bakmışsın general, öbür günse başkan oluvermiş. Daha sonra ise aynı adamı bir yerde memur ya da avukat olarak görmek kimseyi şaşırtmaz. Çok cins bir millet bu Amerikalılar. Bir insanda yalnızca para ve akıl olup olmadığına bakılır onlarda. Doğrusu da bu diye düşünmeye devam ediyordu Polozov. Ben de onlar gibi değil miyim? Ticaretle uğraştım, bir tüccar kızıyla evlendim. En önemli şey para. Ama aklı daya bana atmayacaksın. Akıl olmadı mı para kazanamazsın. Ama o para kazanacaktır. Zaten tutmuş bile para kazanmanın yolunu. Fabrikayı satın alıp müdür olacak. Sonra bir de bakmışsın firması kendine fabrikadan bir pay veri vermiş. Oluyor çünkü onlarda böyle şeyler. Onlarda bu işler bizde olduğu gibi değil. Sonra gelsin milyonlar. Polozov'un damadının milyoner olacağına ilişkin hayalleri tıpkı Maria Alekseyevna'nın ilk damadının içki işine el atıp vurgunu vuracağına ilişkin hayalleri gibi herhalde gerçekleşmeyecekti. Ama her şeye karşın Beaumont yabana atılamayacak bir adamdı ve işin bu yanında kuşku duyacak bir şey yoktu. Ancak Beaumont'u damadı gibi görmekte yanılmış olmasındı sakın. İhtiyarın bu konuda bir kuşkusu var idiyse bile bu kuşku Beaumont'un iki hafta süreyle kendilerine gelip gitmesinden ve fabrikanın satış işinin birkaç gün gecikebileceğini söylemesinden sonra tümüyle yok oldu. Aslında satış işinin gecikme nedeninin belki bununla hiçbir ilgisi yoktu. Çünkü Mr. Luther'in gelmesini beklemiyor bile olsalar, sözleşmenin düzenlenmesi işini bir haftadan önce bitirmeleri olanaksızdı. Oysa Mr. Luther 4 gün sonra Petersburg'da olacaktı. Beaumont bu konuda şöyle demişti: "Aslında sizinle tanışıp dost olmamış olsaydım, bu işi ben kendim bitirecektim. Şimdi ise bu işi benim yapmam hiç doğru olmaz. Sizin de tanışıklığımı firma yanlış değerlendirebilir. Herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için firmama satış görüşmeleri sırasında fabrikanın müdürüyle dost olduğumu ve müdürün hayattaki tek sermayesinin bu fabrikadaki payı olduğunu, bu yüzden satış anlaşmasını tamamlaması için bir başkasını göndermelerini istedim. Onlar da işte Mr. Lottery gönderiyorlar. Ne kadar da temkinli ve akıllı. Ama öte yandan da onun bu davranışı Katya ile evlenme niyetinde ne kadar ciddi olduğunu göstermiyor mu? Öyle ya, satıcıyla sıradan bir tanışıklık böylesine dikkatli olmayı neden gerektirsin? 13- Beaumont'u bundan sonraki birkaç gelişinde Katerina Vasilievna oldukça soğuk karşıladı. Tanımadığını söylediği ve geçmişte olmuş bir takım tatsızlıklar nedeniyle kendisiyle tanışmayı isteyip istemeyeceklerinden emin olmadığını söylediği bir aile hakkında durmadan sorular sorup bilgi toplamaya çalışan bu hiç tanımadığı adama karşı gerçekten de tuhaf bir tedirginlik ve güvensizlik duyuyordu. Katerina Vasilievna Beaumont'u soğuk karşılamakla birlikte onunla heyecanlı bir takım konuşmalara girmekten de geri durmuyordu. Kirsanoğlu'la tanışana kadarki hayatında bu türden insanlarla hiç karşılaşmamıştı. Kendisinin ilgi duyduğu her şeye Biumont da ilgi duyuyor, düşüncelerini, heyecanını paylaşıyordu. En sevdiği kız arkadaşlarıyla, ki bunların sayısı çok değildi, hatta bir taneydi diyebiliriz, Polina. O da Moskovalı bir fabrikatörle evlenerek yıllar önce Moskova'ya yerleşmişti. Evet, Polina ile bile bu kadar rahat konuşabildiğini hatırlamıyordu. Biumont'un Polozov'ların evine ilk gelişinin nedeni Bayan Kirsanova hakkında bilgi toplamaktı belki. Ama daha tanıştıkları günden hani can sıkıntısını ve bundan kurtulmanın yollarını konuştukları yemekten başlayarak ona karşı saygı ve sevecenlik duyduğu da apaçıktı. İkinci görüşmelerinde Katerina Vasilievna'nın kendine sonunda gerçek bir iş bulmaktan duyduğu taşkın sevinç Biumont'u ona daha da bağlamıştı. Katerina Vasilievna şimdi her yeni görüşmelerinde onun bu bağlılığının daha da belirginleştiğini görüyordu. Çok geçmeden aralarına son derece sade ama sımsıcak bir dostluk kuruldu. Bir hafta sonra ise Katerina Vasilievna ona Kirsanoğullar hakkında bildiklerini anlatmaya başlamıştı. Beaumont da dürüst olmayan bir takım düşüncelerin bulunmadığına iyice inanmıştı. Katerina Vasilievna ona artık Kirsanoğullar konusunda bildiklerini anlatmaya başlamıştı. Bu doğru ama bir başka doğru daha var. Onun Kirsanoğullar konusunda konuşmaya başlaması üzerine Biumont kendisini durdurmuş ve şöyle söylemişti. Durun bir dakika, acele etmeyin. Beni daha tanımıyorsunuz ki. Hayır Mr. Beaumont, sizi yeterince tanıyorum. Onlar konusundaki tuhaf tavrınızın nedenini açıklamamanızı yadırgamıştım. Ama şimdi bunda yadırganacak bir yan görmüyorum. Şu dünyada kimsenin kimseye açmadığı az mı giz var? Biliyor musunuz Katerina Vasilyevna? Onlar hakkında öğrenmek istediğim şeyler için şimdi o eski sabırsızlığı duymuyorum. 14. Katerina Vasilievna'daki canlanma sürüyordu. Hatta artık bu canlılık sürekli bir niteliğe bürünmüş, onun kimliği gerçek kişiliği olmuştu. Katerina Vasilievna, Beaumont'un kendisine bağlanmasının nedeni olarak da kendindeki bu canlanmayı görüyordu. Beaumont'a gelince, onun da sürekli Katerina Vasilievna'yı düşündüğü apaçık ortadaydı. Kirsanoğullar konusunda anlattıklarını iki üç kez dinledikten sonra, tamam dedi, artık onlar hakkında öğrenmek istediğim şeyleri öğrendim. Yardımlarınız için size çok teşekkür ederim. Canım daha ne biliyorsunuz ki? Onların birbirlerini çok sevdiklerini ve çok mutlu olduklarını bile daha yeni söyledim size. Gerçekten başka bir şey bilmeme gerek yok. Hem ben bütün bunları önceden de biliyordum. Böylece konuşmaları başka bir konuya çevrilmişti. Katerina Vasilievna onun Bayan Kirsanova konusundaki ilk sorusu üzerine doğal olarak onun Vera Pavlovna'ya aşık olduğunu düşünmüştü. Ama böyle bir durumun olmadığı şu anda açıkça belliydi. Katerina Vasilyevna'nın tanıdığı kadarıyla Biumont birilerine aşık olabilecek bir insan değildi. Ama yine de aşık olabilir. Hele şu anda birine aşıksa bu kesinlikle benden başkası değildir. İşte böyle düşünüyordu Katerina Vasilyevna. 15. İyi ama gerçekten de seviyorlar mıydı birbirlerini? Katerina Vasilyevna'dan başlayalım. Onun montu çok düşündüğünü, onun için çok kaygılandığını gösteren bir olay var. Ama nasıl da tuhaf sonuçlanmıştı o günkü görüşmeleri. Yani olayın başlangıcından, beklenebilecek sonuçla hiç ilişkisi olmayan bir sonuç. Beaumont, Polozov'lara şaşmaz bir biçimde her gün uğruyordu. Bazen uzun oturuyordu, bazen kısa. Ama her gün kesinlikle uğruyordu. Polozov'un, onun kızıyla evleneceğine olan inancı da buradan kaynaklanıyordu. Bu düşünceye temel olabilecek bunun dışında başka hiçbir gerekçe yoktu. Ama işte bir akşam vakit epeyce ilerlediği halde Beaumont görünmedi. Baba, Beaumont'tan haberiniz var mı? Hayır canım, hiç haberim yok. Ama bir şey olduğunu sanmıyorum. Herhalde zamanı olmadığı için uğrayamamıştır. O gece öylece geçti. Ertesi gün Beaumont yine görünmedi. Üçüncü gün sabah Katerina Vasilyevna evden çıkmaya hazırlanıyordu. Katya canım nereye gidiyorsun? Hiç baba öyle biraz işim var. Katerina Vasilyevna doğruca Büyümont'a gitti. Büyümont üzerinde kolları geniş bir palto oturmuş kitap okuyordu. Kapı açılınca gözlerini kitaptan kaldırdı. Katerina Vasilyevna siz misiniz? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Aslında gelen babası da olsa herhalde böyle karşılardı. Yok canım hakkını yemeyelim. Çok sevecendi karşılaması. Mr. Beaumont, lütfen söyler misiniz ne zamandır niçin uğramıyorsunuz? Beni sizi merak etmek ve yolunuzu beklemek zorunda bıraktınız. Bir şey yok Katerina Vasilievna, Gördüğünüz gibi sapasağlamım. Çay içmez miydiniz? Bakın ben de tam çayımı içiyordum. Bir fincan çay alayım. Yalnız söyler misiniz bu kadar zamandır niçin uğramadınız bize? Piotr bir, bir bardak getir. Gördüğünüz gibi sapa sağlamım Katerina Vasilyevna. Demek ki size uğrayamayışımın nedeni önemsiz bir şey. Mr. Lotter'e fabrikayı gezdiriyordum. Kendisine bir şey açıklarken kolumu dalgınlıkla dişlinin üzerine koymuşum. Dişli birden dönmeye başlayınca ceketimin yeniyle birlikte kolumu da biraz sıyırdı. Ne dün ne de önceki gün ceketimi giyemedim. Size gelemeyişimin nedeni bu. Gösterin. Yoksa bunun basit bir sıyrık değil, önemli bir yaralanma olduğunu düşünüp üzüleceğim. İki elimi de kullanabildiğime göre Piotr giriyor içeri. Elinde Katerina Vasilyevna için bir bardak. Büyük bir yaralanma olmadığı apaçık ortada. Bununla birlikte çok istiyorsanız buyurun bakın. Paltosunun yenini dirseğine kadar sıyırdı. Piotr şu küllüğü boşaltın. Bir de çalışma odamda masanın üzerinde pro kutum olacak. Onu getirin. Görüyorsunuz ya önemsiz bir şey. Bir İngiliz plasteri yetti de arttı bile. Ama baksanıza yine de ne kadar şiş ve kırmızı. Dün daha kötüydü. Yarına bir şey kalmaz. Piotr boşalttığı küllüğü ve puro kutusunu masanın üzerine bırakıp çıkıyor. Karşınıza yaralı bir kahraman gibi çıkmak istemedim. İyi ama birkaç satır olsun bir şey de yazamaz mıydınız? Hemen ertesi gün ceketimi giyebileceğimi sanıyordum. Dün de bugün giyebileceğimi sandım. Ayrıca böyle ufacık bir şey için sizi tedirgin etmek istemedim. Ama sonuçta daha çok tedirgin ettiniz. Hiç doğru bir şey değil bu yaptığınız Mr. Beaumont. Şu satış işini ne zaman bitireceksiniz? Herhalde bugünlerde biter. Biliyor musunuz? İşlerin uzaması benimle Mr. Lothar yüzünden değil. Firmamız biraz ağırdan alıyor. Okuduğunuz kitap ne? Tekre'nin yeni romanı. Bir insanda bu kadar yetenek olsun da yaza yaza böyle bir şey yazsın. Neden? Çünkü yazacağını ilk kitabında yazmış. Başka da yedeği yok. Ve benzeri ve benzeri. Tekre'nin tükenişine üzüldüler ve bu türden başka bir sürü konuda yarım saat daha konuştular. Benim artık Vera Pavlovna'ya gitmem gerek. Siz ne zaman tanışacaksınız onlarla? Gerçekten çok iyi insan ikisi de. Şöyle biraz toparlanayım sizden rica ederim. Bana uğradığınız için çok teşekkür ederim. At sizin mi? Evet benim. Bu atı hiçbir zaman babanızın arabasına koşulu görmememin nedeni demek bu. Doğrusu esaslı bir at. Arabacı atılıyor. Çok güzel attır efendim. Tam 350 rubledir değeri. Kaç yaşında? 6 yaşında efendim. Haydi Zahar ben yerleştim. Gidebiliriz artık. Hoşçakalın Mr. Beaumont. Bu akşam geliyor musunuz? Bu akşam sanmam. Ama yarın herhalde. 16. Evet, böyle bir başlangıca karşı böyle bir sonuç. Ama yine de Polozov'a göre iş artık düğüne doğru gidiyordu. Düşsel damatla düşsel gelin arasındaki ilişkiler böyleyken, bu ilişkilerin düğün yönünde gelişmekte olduğu düşünülecek. Tuhaf şey doğrusu. İyi ama bu adam bunların arasında geçen konuşmaları da mı duymuyor? Evet, Gerçi kızıyla düşsel nişanlısı her an gözünün önünde değillerdi. Üçü bir olmaktan çok ikisi bir ayrı odalarda oluyorlar ya da ayrı odalarda dolaşıyorlardı. Ama olsun onun yanında oldukları ve ondan uzakta oldukları zaman konuşmalarında bir şey değişmiyordu ki. Bu konuşmalara insan yüreğinin sırlarını bilen birileri kulak vermiş olsaydı herhalde Katerina Vasilyevna ile Beaumont'un evlenecekleri umudunun sıfır olduğunu söylerdi. Bu sonuç İkisinin birbirlerine duygularını hiç açmıyor olmalarından çıkarılmazdı. Hayır, onlar dünyada her şeyden söz ediyorlardı. Şu var ki çok az konuşuyorlardı. Belki bu da o kadar önemli değil. Önemli olan bunları hangi tonda konuştukları. Öylesine sakin bir tonla konuşuyorlardı ki insanın öfkelenesi geliyordu. Konuşma konuları ise öylesine birbiriyle ilgisiz ve tutarsızdı ki. Tanışmaların üzerinden iki ay, Mont'un çok teşekkür ettiği ziyaretin üzerindense bir hafta geçmişti. Fabrikanın satış işi bitmişti ve Mr. Lothar dönmeye hazırlanıyordu. Döndü de onun herhangi bir felakete uğramasını, olağanüstü bir şeyle karşılaşmasını beklemeyin. Tam bir tüccar gibi satış operasyonunu gerçekleştirdi. Biumont'a firmanın kendisini bin sterlin ücretle fabrikaya müdür atadığını bildirdi. Ki bu zaten beklenen bir şeydi, hepsi bu. Adam tüccar, kendini ilgilendirmeyen şeylere ne diye karışsın? Fabrikanın paydaşları ve tapu bu arada Polozov'da paralarını satışın ertesi günü alacaklardı aldılar da. Yine olağanüstü bir şey beklemeyin. Hodgson and Co. son derece ciddi bir firmadır. Paralarının yarısını peşin, kalan içinde 3 aylık senet aldılar. Polozov büyük bir keyif içinde salondaki masanın üzerine yığdığı paralara ve senetlere bakıyor, arada bir de kızıyla Biumont'un konuşmalarına kulak kabartıyordu. Katerina Vasilyevna ile Biumont pencereleri caddeye bakan dört odayı ve salonu boydan boya dolaşarak konuşuyorlardı. Nasıl ki kadınlar kör inançlar yüzünden bin bir kağır çekiyorsa, diyordu Bumont, artık ne Amerikan ne İngiliz havası duyuluyordu sözlerinde. Erkekler de, tabi aklı başında dürüst erkeklerden söz ediyorum, aynı nedenden dolayı az tatsızlıkla karşılaşmıyorlar. Kendisine yapılan bir evlenme önerisine peki demesiyle birlikte ne gibi ilişkiler yaşayacağını bilmeyen bir kızla siz söyleyin evlenilebilir mi? Şu anda nişanlısı, yarınsa kocası olacak olan adamla her gün yaşayacağı hayatın nasıl bir hayat olacağını, bundan hoşlanıp hoşlanmayacağını bilmeyen bir kız düşünün. Ama Mr. Beaumont, bu genç kızla nişanlısı arasında evlendikten sonra sürdürecekleri gündelik yaşama benzer bir ilişki kurulmuşsa, onlar birbirlerinden hoşnut kalıp kalmayacaklarını evlenmeden önce de bilebilirler. Bir ölçüde evet, Aralarındaki evlilik öncesi ilişki ne kadar eksiksiz ve çok yönlü olursa kuşkusuz o kadar iyi olur. Ama yine de düşünün ki kız kuracağı ilişkinin niteliği hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bu bakımdan evlilik onun için gözü kapalı bir tehlikeye atılmaktan başka bir şey değildir. Bu kadın için böyle. Peki erkek için? Eğer erkek dürüst, aklı başında bir insansa aynı tehlike onun için de söz konusu. Aslında o bir ölçüde bu ilişkiden hoşnut kalıp kalmayacağını değerlendirebilir. Çünkü daha önce çeşitli kadınlar tanımıştır. Hangi tür kadından hoşlandığını yaşayarak öğrenme olanağını elde etmiştir. Kadının ise elinde böyle bir olanak bulunmuyor. Ama kadın da gerek kendi ailesindeki, gerekse tanıdığı ailelerdeki yaşamı ve insan tiplerini gözlemleyebilir. Bunların üzerinde uzun uzun düşünebilir, öyle değil mi? Bütün bunlar güzel şeyler ama yeterli değil. Hiçbir şey yaşamanın bizzat denemenin yerini tutamaz. Katerina Vasilyevna gülerek, o zaman yalnızca dul kadınların evlenmesini uygun buluyorsunuz siz dedi. Doğrusu çok iyi dile getirdiniz. Evet, yalnızca dullar. Genç kızların evlenmeleri yasaklanmalı. Katerina Vasilyevna ciddi ciddi, evet haklısınız dedi. Kulak misafiri olduğu bu konuşmalar ya da bu konuşmalardan kısmen kulağına çarpan bir takım sözler Polozov'u şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürüyordu. Ama gitgide bunlara alıştı ve şöyle düşünmeye başladı. Ne yani ben de kör inançları aldırmayan bir insan değil miydim? Ticaret yaptım ve bir tüccar kızıyla evlendim. Ertesi gün bu konuşmaya şöyle devam ettiler. Aslında hep aynı konuyu konuşuyor değillerdi tabi. Her konuda konuşuyorlardı onlar. Bana solo Solo nasıl aşık olduğunuzu anlatmıştınız. İyi ama bunu neyle adlandıracağız? Bilmem ki buna. İsterseniz biraz oturalım. Ben dolaşmaktan yoruldum. Tabii. Daha sonraki evlilik yaşamı için insana hiçbir güvence sağlamayan bir kapılma. Bu tür kapılmalar galiba yalnızca bir takım şakalara, anımsamalara ve tabii biraz da dertli dertli iç çekmeye yarıyor. İç çekme de var işin içinde. Çünkü bu oldukça keder verici bir durumdur. Sizi gerçekten olağanüstü bir şans kurtarmış bu durumdan. Dua edin ki Alexander gibi birinin eline düşmüşsünüz. Kim dediniz? Beaumont, Kirsanov'dan yalnızca Alexander diye söz etmiş olmasını çabucak kapatarak yani Alexander Matyevich Kirsanov diye tamamladı sözünü. Demek istediğim, Kirsanov olmasaydı siz ya veremden ya da bu alçak yüzünden ölüp gidecektiniz. Bu olaydan siz kadınların toplumda nedenli zarara uğramaya açık bir konumda bulunduğunuz gibi temel bir sonuç çıkarabiliriz. Bu sonucu siz kendiniz ortaya koydunuz. Siz yaşadığınız deney sonunda daha akıllı ve daha iyi bir insan oldunuz. Ancak yine de geçirdiğiniz deney size hangi kişilikte bir erkeğin sizin için uygun koca olacağına ayırt etmenizi sağlayacak ölçütler verememiştir. Kocam alçak olmasın, dürüst bir insan olsun. Bu deney sonunda sizin öğrenebildiğiniz tek şey herhalde bu olmuştur. Bu da bir şeydir. Ancak aklı başında bir kadının yalnızca şununla yetinebileceğini söyleyebilir misiniz? Evleneceğim adam dürüst olsun da nasıl olursa olsun. Kabul edersiniz ki çok daha kapsamlı bir deneyden geçmek, kişilikleri ve ilişkileri çok daha ayrıntılı bilmek gerekir. Dün sizin sözlerinizle yalnızca dul hanımların evlenmeleri gerektiği gibi bir sonuca ulaşmıştık. Peki ama siz dul musunuz? Büyükmont bütün bunları hoşnutsuz bir havayla söylemişti. Hele son cümlede sesinde açık bir öfke duyuluyordu. Katerina Vasilievna e üzgün üzgün, haklısınız ama sizi aldatamazdım dedi. Böyle bir şeyi yapamazdınız. Çünkü deneyim sahibi olmayan birinin kendini deneyimliymiş gibi gösterebilmesi olanaksızdır. Siz sürekli biz genç kızların doğru bir seçim yapabilmemiz için yeterli olanaklara ve koşullara sahip olmadığımızı söylüyorsunuz. Bundan haksız olduğunuzu söyleyemem. Ama doğru bir seçim yapabilmek için köklü bir deneyden geçmenin gerekmediği ayrıksız durumlar yok mudur? Çocukluktan kurtulmuş bir genç kız artık kendi kişiliğini tanımış sayılır. Örneğin ben, kendi kişiliğimin bilincindeyim ve herhalde bundan sonra da kişiliğimde bir değişme olacak değil. Bugün 22 yaşındayım ve mutlu olmam için bana nelerin gerektiğini biliyorum. Kimsenin bana engel olamayacağı sakin, sade bir yaşam o kadar. Evet, bunun böyle olduğu görülüyor. Bende bu özellik görülüyorsa, bir başkasında da bu özelliklerin bulunup bulunmadığını benim görebilmem çok mu zor? Birkaç konuşmayla anlayamaz mıyım onun bu yönden bana uygun olup olmadığını? Elbette anlayabilirsiniz. Ancak unutmayın ki siz kendiniz ayrıksı bir durum olarak nitelendirdiğiniz durumunuzu. Yoksa bu genel geçer bir kural değildir. Kuşkusuz genel geçer bir kural değil bu. Ancak Mr. Bumont siz de unutmayın ki toplumumuzda bugün geçerli olan ahlak ilkeleri genç kızların sizin dediğiniz gibi evlendikten sonra düş kırıklığına uğramamak için gündelik yaşamın gerektirdiği bir takım ilişkilere evlenmeden önce yaşamalarını olanaksız kılıyor.'' Bugünkü koşullarda tam anlamıyla umarsız durumda olan kızlarımızdan böyle bir şey isteyemeyiz. Toplumumuzun bugünkü ahlak anlayışı içinde genç kızlar evlenmeden önce ne tür bir ilişkiden geçerlerse geçsinler bu onlara en küçük bir deneyim kazandırmayacaktır. Başka bir deyişle bu tür bir ilişki onlara herhangi bir yarar sağlamayacağı gibi tam tersine onları önemli tehlikelerle karşı karşıya bırakacaktır. Bir genç kız çok kolay alçalabilir. Aşağılık yalanlara çok kolay kapılabilir. Ailesini, toplumu aldatmak onlardan gizlenmek zorunda kalabilir. Aldatmayı bir kez öğrendi mi de kendisini gerçekten alçaltacak yalan ve benzeri aşağılık yollara başvurması artık işten değildir. Burada da kalmayıp dahası hayatı da ciddi olmayan bir gözle bakmaya başlaması mümkündür. Hadi bütün bunlar olmadı, alçalmadı. Onurlu kaldı diyelim. Bu kez de incinmiş, yüreği ezilmiş olacaktır. Kaldı ki sözünü ettiğiniz gibi gündelik ilişkilerin deneyiminden geçse bile bundan kazanacağı hiçbir şey yoktur. Çünkü alçalma tehlikesi, bu olmazsa yüreğinin ezilmesi tehlikesini içeren bu ilişkiler yine de sizin sözünü ettiğiniz anlamda ve kapsamda gündelik ilişkiler olamayacak. Göstermelik nitelikte bir şeyler olacaktır. Kısacası bizim toplumsal koşullarımızda bu dediğiniz türden şeyler genç kızlara kesinlikle tavsiye edilemez. Çok haklısınız Katerina Vasilyevna. Bugünkü hayatımızın böylesine rezilce olmasının nedeni de burada zaten. Evet bu noktada birleşiyoruz. Şimdi bütün bunlar ne demek oluyor? Genel anlayış yönünden bu sözlerin nasıl değerlendirilebileceği şurada dursun. Özel ilişkiler yönünden bile bunların anlamı ne oluyor? Adam bana iyi bir eş olacağınızdan emin değilim diyor. Kızın yanıtı canım siz bana daha önce bir evlenme teklif edin hele. Adiliğin bu kadarına pes doğrusu. Ama belki de adilik olan bu değildir. Belki de adam şöyle diyordur. Sizin de mutlu olup olmayacağım konusunda benim düşünüp değerlendirebileceğim bir şey yok. Ama sizden ricam beni bile seçerken dikkatli olmanız. Evet beni seçmiş bulunuyorsunuz. Ama olsun yalvarırım size bir kez daha. Bir kez daha düşünün. Bu son derece önemli bir konudur. Sizi çok sevmeme karşın bana bile güvenmeyin. Seçiminizde çok dikkatli, çok tetiz olmalı, kılı kırk yarmalısınız. Ve kız da şöyle karşılık veriyordur. Dostum Kendinizden çok beni düşündüğünüzü görüyorum. Haklısınız. Çünkü bizler gerçekten acınasız durumdayız. Bizi aldatıyorlar. Gözlerimizi bağlayıp bizi diledikleri yöne sürüklüyorlar. Ama siz benim için korkmayın. Siz beni aldatamazsınız. Ben mutlu olacağımdan eminim. Kendinizden yana sizin içiniz nasıl rahatsa benim de kendimden yana içim öyle rahat. Konuşmaların ertesi gün sürdürürken bir şeye şaşırıyorum dedi Büyümont yine odadan odaya dolaşarak konuşuyorlardı ve odalardan birinde ihtiyar Polozov oturuyordu. Bir şeye şaşırıyorum. Bu iğrenç koşullar altında nasıl oluyor da mutlu evlilik yapabilenler çıkabiliyor? Katerina Vasilyevna gülümseyerek. Katerina Vasilyevna artık sık sık gülümsüyor. Sessiz ama içten gülümsemeler bunlar. Mutlu evliliği başaranlara kızıyormuş gibi bir haliniz var dedi gerçekten de mutlu evlilikler bende elbette kızgınlık değil ama kederli bir takım düşünceler uyandırıyor elinde doğru dürüst bir seçim yapabilmek için hiçbir olanak hiçbir araç bulunmadığı halde bir genç kız yine de doğru dürüst bir seçim yapabiliyorsa bu kadınların son derece akıllı sağduyulu aydın olduklarını göstermez mi Doğa kadınlara nasıl bir basiret, nasıl bir zeka vermiş ki, bütün olumsuz koşullara karşın onlar yanılmamayı başarabiliyorlar. Ve düşünün, bu büyük zekayı toplum kendi yararına kullanacak yerde elinin tersiyle itiyor. Hatta eziyor, yok etmeye çalışıyor. Oysa bu akıl yok edilecek yerde kullanılabilseydi, toplumsal ilerleme bugünkünün on katı hıza ulaşabilirdi. Kadınları bu kadar övmenize gerek yok Mr. Bütün bunlar çok basit nedenlerle, örneğin rastlantıyla açıklanamaz mı? Rastlantı mı? Siz istediğiniz kadar rastlantıyla açıklayın bunu. Bu olaylar öylesine çok ki bunlardan bir kısmını hadi sizin dediğiniz gibi rastlantıyla açıklayalım ama başkaları için herhalde çok daha köklü ve genel bir takım nedenler bulmamız gerekecek. Bu genel ve köklü neden de dediğim gibi kadınların akıllı, basiretli, sağduyulu olmalarıdır. Doğrusunu isterseniz Mr. Beaumont, kadın sorununda siz tam bir Baker's'te olsunuz. Biliyorsunuz Bayan Stowe da zencilerin en yetenekli ırk olduğunu, akılca beyazlardan daha üstün olduklarını kanıtlamaya çalışıyordu. Siz işin şakasındasınız. Oysa ben çok ciddi konuşuyorum. Kadınların önünde sizin gibi yerlere eğilmediğim için bana kızıyor musunuz yoksa? Bir insanın kendi kendisinin önünde eğilmesinin zor olduğunu kabul edin lütfen. Şakalarınızı sürdürün bakalım. Oysa ben gerçekten çok kızıyorum. Ama herhalde bana değil. Kadınların sizin düşüncelerinize göre yapmaları gerektiği halde yapamadıkları şeylerin suçlusu olarak beni görmüyorsunuz umarım. Bununla birlikte çok istiyorsanız size ciddi olarak ne düşündüğümü de söyleyebilirim. Yalnız söyleyeceğim şey kadın sorunu üzerine olmayacak. Çünkü kendimle ilgili bir konuda kendi kendimin yargılayıcısı olamam. Söyleyeceğim şey size ilişkin Mr. Beaumont. Çok soğukkanlı bir insan olmanıza karşın bu konu açıldı mı kendinizi tutamıyor, heyecanınızı yenemiyorsunuz. Bundan çıkan sonuç da sizin bu konuyla kişisel bir ilişkinizin bulunmasıdır. Besbelli siz kendiniz, sizin deyiminizle deneyimden geçmemiş bir kızcağızın yalnız seçim yapması yüzünden epey acı çekmişsiniz. Kim bilir, bu belki benimdir, belki de benim çok yakınım olan biri. Bunun kim olduğunu size, sizden yanıt alınca söyleyeceğim Katerina Vasilyevna. Yanıt vermeniz için üç gün bekleyeceğim. Daha sormadığınız bir soru için yanıt bekliyorsunuz demek benden. İyi ama ben sizi üç gün düşünüp taşınacak kadar az mı tanıyorum? Katerina Vasilyevna durdu. Kollarını Büyük montun boynuna doladı ve onu alnından öptü. Böylesi bir durum karşısında doğal olarak yapılması gereken şey olması bir yana, Montun hiç değilse nezaket gereği sarılıp onun dudaklarından öpmesi gerekmez miydi? Ama o böyle yapacak yerde onun boynundan çözülen ellerini tutup öpmekle yetindi. Olsun Katerina Vasilyevna, siz yine de düşünün. Ve yeniden dolaşmaya başladılar. Katerina Vasilyevna onun elini bırakmadan, hem benim bu konu üç günden de fazla düşünmediğim nereden biliyorsunuz dedi. Bunu elbette fark ediyordum. Neyse, size artık söyleyeceğim. Yalnız bu bir gizdir. Öbür odaya geçelim, babanız duymasın. Bu başlangıcın sonuydu ve ikisi el ele ihtiyarın önünden geçerken gerçekleşti. Onları ilk kez el ele gören ihtiyar tamam dedi. Herhalde o evlenme teklif etti. Bizimki de peki dedi. Güzel. Hadi söyleyin şu gize artık Charlie. Babam bizi buradan duyamaz. Sanırım durum biraz gülünç oluyor Katerina Vasilyevna. Yani sürekli olarak sizin adınıza korku duymam. Oysa hiç kuşkusuz korkulacak bir şey yok. Ama dediğim gibi tanık olduğum bir örnek var. Bu yüzden sizi sürekli korumak istiyorum. Biz hiç kuşkusuz mutlu olacağız. Ama ben o hanıma gerçekten çok üzüldüm. Ne çok acı çekti ve hayatının ne çok yılı boşa gitti. Gerçekten çok acı bir durumdu bu ve ben her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Olayın nerede geçtiği hiç önemli değil. New York, Boston ya da Philadelphia fark etmez. Çok iyi bir kadındı. Kocasının da çok iyi bir insan olduğunu düşünüyordu. Müthiş bir dostluk vardı aralarında. Buna karşın o çok ama çok acı çekti. Kocası onun birazcık olsun mutlu olabilmesi için başını bile vermeye hazırdı. Yine de mutlu olamadılar. Neyse ki iş böyle bitti. Ama onun için hiç kolay olmadı bütün bunlar. Siz o hanımın ne büyük acılar çektiğini bilmediğiniz için ben kendimi daha sizden yanıt almış saymıyorum. Ya ben bu öyküyü bir başkasından duymuşsam? Olabilir. Hatta bizzat o hanımın kendisinden? Olabilir. Hala bir cevap veremedim mi sana? Hayır. Peki cevabımın ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Büyü biliyorum sözü üzerine yavuklar arasında geçen klasik sahne başladı. Hani şu kucaklaşmalı öpüşmeli şeyler. 17. Ertesi gün saat 3'te Katerina Vasilyevna Vera Pavlovna'ya gitti. Daha odadan içeri girerken yarın değil öbür gün evleniyorum Vera Pavlovna dedi. Bu akşam size nişanlımı getireceğim. Herhalde büyü montla evleniyorsunuz değil mi? Ne zamandır aklınızı başınızdan alan, sizi çılgına çeviren adamla. Kimin? Benim mi aklım başımdan gitmiş? Her şey böylesine sessiz, sakin, aklı başında olmuşken mi söylüyorsunuz bunları? Onunla konuşmalarınız hiç kuşkusuz sessiz, sakin ve aklı başında olmuştur. Ama biliyor musunuz? Benimle hiç de öyle konuşmuyorsunuz. Gerçekten mi? Bakın bu çok ilginç işte. Neyse, ben size daha ilginç bir şey söyleyeyim. O sizi çok seviyor Vera Pavlovna. Sizi yani ikinizi. Ama sizi Alexander Matyevich'ten daha çok seviyor. Canım bunda şaşacak ne var? Onu bana anlatırken ki taşkınlığınızın binde birini de beni ona anlatırken gösterdiyseniz tamam. Onun siz benim aracılığımla mı tanıdığını sanıyorsunuz? Bütün sorun da burada işte Vera Pavlovna. O sizi benden önce ve benden çok daha iyi tanıyor. İşte bu ilginç. İyi ama nasıl olur? Nasıl mı? Bakın anlatayım. Petersburg'a ilk geldiği günden beri sizinle görüşmeyi çok istiyormuş. Ancak size yalnız başına gelmektense karısı ya da nişanlısıyla gelmesinin daha doğru olacağını düşünerek ziyaretini ertelemiş durmuş. Gördüğünüz gibi kendisiyle evliliğimiz onun sizinle görüşme arzusunun bir sonucudur. Yani benimle tanışmak için mi sizin evleniyor? Canım o benimle elbette sizin için evlenmiyor. Yani benimle evlenmesi size olan sevgisinden kaynaklanmıyor. Ama düşünsenize o Petersburg'a gelmeseydi bizim dünyada birbirimizden haberimiz olabilir miydi? O Petersburg'a gelmeseydi biz sizinle tanışabilir miydik? Onun Petersburg'a gelmesinin nedeni ise ben değilim, sizsiniz. Doğrusu çok komiksiniz Vera Pavlovna. Vera Pavlovna heyecanla "Rusçası İngilizcesinden daha iyi" demiştiniz değil mi dedi. "Rusçası benim Rusçam kadar, İngilizcesi benim İngilizcem kadar diyeyim, siz anlayın." Katya canım, ne kadar mutluyum bilemezsin. Vera Pavlovna atılıp konuğunu kucakladı. Sasha buraya gel çabuk çabuk. Ne oldu Veroçka? Aa merhaba Kirsten o konuğun adını tamamlayamadı. Çünkü konuk bir anda boynuna sarılmış onu öpmeye başlamıştı. Bugün Paskalya Sasha. Katenka'ya seni kutsuyorum de. Yahu ne oluyor anlatsanıza. Otur da Katya anlatsın. Daha ben de doğru dürüst bir şey bilmiyorum. Yeter artık kocama öptüğün Katya. Hem de benim yanımda. Hadi artık her şeyi tek tek anlat bize. 18. Akşamki şamata kuşkusuz çok daha büyük oldu. Ortalık bir parça yatışınca Beaumont yeni tanıdıklarının ricası üzerine yaşam öyküsünü anlattı. Ancak öyküsüne Birleşik Devletlere gelişinden başladı. Amerika'ya gelir gelmez ilk işim Amerikan uyruğuna geçmek için gerekli girişimlerde bulunmak oldu. Bunun için birileriyle ilişkiye geçmeliydim. Ama kimlerle? Elbette kölelik karşıtlarıyla. Kölelik hukukunun Rusya'nın toplumsal yapısı üzerine olumsuz etkileri konulu birkaç makale yazıp tribüne yolladım. Güney eyaletlerindeki kölelik yanlarına karşı kuzeyin kölelik karşıtlarının görüşlerini güçlendiren yeni kanıtlar olarak değerlendirildi bu yazılarım. Ve ben Massachusetts vatandaşı oldum. Kısa süre sonra kölelik karşıtları bana New York'ta kendi partilerine ait ticarethanelerden birinde bir iş verdiler. Belmont'un öyküsünün bundan sonrası bizim de bildiğimiz öyküydü. Demek ki onun yaşam öyküsünün hiç değilse bu bölümünden hiçbir şekilde kuşkulanmamamız gerekiyor. 19. Aynı akşam birbirine bitişik iki daire kiralamaya karar verdiler. Bu şekilde uygun iki daire bulunana kadar Beaumontlar fabrikada firmanın fabrika müdürü için hazırlattığı lojmanda kaldılar. Yani evlilerin bir süre için kentten uzakta kalmaları şimdi tüm Avrupa'da hızla yayılmakta olan güzel İngiliz geleneğinin de yerine getirilmesi sayılabilirdi. Bir buçuk ay sonra istedikleri gibi bitişik iki daire buldular ve taşındılar. Büyü montlardan boşalan fabrika lojmanına da ihtiyar poluzo yerleşti. Lojmanın büyük oluşu ona tam olarak değilse de eski görkemli günlerini hatırlatıyordu. Fabrikada kalmak istemesinin bir nedeni de tüm o yörelerde herkesin kendisine büyük saygı göstermesiydi. Çevredeki büyük küçük tüm fabrikaların yönetici ve çalışanlarının, esnaf birliklerinin, işçilerin onu o yörenin en saygın kişisi gibi görmelerini çok benimsemişti ve bu durum kendisini son derece hoşnut ediyordu. Damadı hemen her sabah fabrikaya geliyor, kızı da hemen her gün ona eşlik ediyordu. Yazınsa daça gibi gördükleri için büsbütün fabrikaya yerleşiyorlardı. Şimdi de her yaz yine oradalar. Yılın yaz mevsimi dışındaki zamanlarda ihtiyar yukarıda da söylediğimiz gibi sabahları kızını ve damadını, damat hala Kuzey Amerika vatandaşıydı, kabul ediyor, akşamları ise onlara konukluğa gelenleri ağırlamaktan büyük zevk duyuyordu. Bu konuklar bazen yalnızca Kirsanoğullar ve başka birkaç genç oluyor, bazen de çok kalabalık oluyorlardı. Böylece fabrika Kirsanoğulların ve büyü montların yakın çevresi için vazgeçilmeyen bir ziyaret yeri oluyordu. Polozov hemen her akşamki bu konuk saldırılarına hiç yakınmıyordu. Hem neden yakınsındı ki bu dost akşamlarında o hep eski görkemli günlerindeki gibi saygın ev sahibi rolünde oluyordu.